Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala resulü Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Fatih Mekke 9. sefir 57. kısım. Asıl içinde vasıl. Her şehir halkının hilali görmelerine göre oruç tutmaları. Müslim es-Sahih'inden Kureyb'den şöyle aktarır. Ümmül Fazıl binti el-Haris kendisini Şam'daki Muaviye'ye göndermiş. Kureyb hadiseyi şöyle aktarır. Şam'a geldim ve beni gönderen kişinin ihtiyacını hallettim. Şam'dayken hilali gözetledim. Cuma gecesinde hilali gördüm. Sonra ayın sonunda Medine'ye döndüm. Abdullah bin Abbas bana sordu. Sonra sorunun konusu olarak hilali zikretti ve şöyle dedi. Hilali ne zaman gördünüz? Ben de Cuma gecesi gördük dedim. Bunun üzerine sen mi gördün diye sordu. Ben de evet ben gördüm fakat insanlar da gördü. Ardından herkes ve Muaviye oruç tuttu dedim. Abdullah bin Abbas fakat biz hilali cumartesi günü gördük. Artık hilali görünceye veya 30 güne tamamlayıncaya kadar oruç tutacağız dedi. Ben de kendisine yoksa Muaviye'nin hilali görüp oruç tutması yeterli değil mi diye sorunca hayır Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize böyle yapmayı emretti diye karşılık verdi. Hadisin batını yorumuna gelirsek. İnsanın bedeni ve güçleri onun şehri, bölgesi ve tebaasıdır. Sen hakkın şeriatında senin adına belirlediği şekilde o güçlerde tasarruf yapmakla yükümlüsün. Sen başkasından değil, o güçlerinden sorumlu bir çobansın. Çünkü Allah herkesi kendi haline ve imkanına göre yükümlü tutmuştur. Kimseyi başkasının durumundan yükümlü tutmamıştır. Öyleyse herkes kendi yaptığının rehinidir. Ve herkes kendi adına mücadele eder. Her insanın yükümlülüğü boynuna asılmıştır. Allah'ın Ramazan isminden marifet hilali kalbine doğduğunda bu doğuşta bu isim seni kendisine ait olan şeyle nitelenmeye çağırır ki o da oruçtur. Allah bütün dış güçlerini olduğu gibi iç güçlerini de sınırlamayı sana emreder. Aynı zamanda Ramazan'ın gecesini de ibadetle geçirmeni sana emreder ve seni buna teşvik eder. Bu onun görünmez tarafını korumaktır. Allah gecenin başında sana oruç bozma yani iftar imkanı vermiş ve bunu acele yapmanı emretmiştir. Gecenin sonunda ise senin beslenmene imkan vermiş. Gündüz ama güneş doğmamış diyecek konumda olan şekildeki olacak şekilde bunu geciktirmeni teşvik etmiştir. İftardaki aceleyle sahurdaki geciktirmenin hikmeti gününde olduğun gibi Ramazan gecesinde de El-Evvel ve El-Ahir isimleriyle ahlaklanmayı sağlamaktır. Çünkü sen Ramazan'da helal ve yasak kuşları arasında bulunmaktasın. Allah sana ancak kendinden hitap ettiği gibi sana yine kendiyle hitap eder. Melek, cin, insan hatta bütün yükümlüler gibi alemdeki bütün yükümlüler karşısında Allah'ın tavrı budur. Bu yaratığın hali hükmü kelam niteliğiyle kendi üzerine indirtir. Bu noktada bu kelama hece harflerinin eklenmesi veya eklenmemesi birdir. O, alemdeki ilahi kelamın aynıdır. Kuşkusuz Allah kulunun diliyle şöyle demiştir. Allah kendisini öveni işitti. Allah beni bu makamdayken şimdi söyleyeceğimiz mısralarla konuşturmuştur. Hak göğümden bana nida etti. Hece harfleri olmaksızın. Sonra varlığımın arzına beni çağırdı. Bütün hece harfleriyle. Sonra bana dedi ki, hepsi benim sözüm. Benden başkasına yükselme. Benden başka bir şey de görme. Çünkü övgünün zirvesidir. Hilalin her şehirden farklı görüldüğünü ve bir şehir halkının diğerinin durumunu bilmediğini düşündüğümde işin güç olduğunu ve herkesin hak karşısında kendi nefsinden yükümlü olduğunu anladım. Kimse kimsenin cezasını çekmez. İnsanın ibadetlerde halden hale girmesi bir yandan kendisinden bir yandan Rabbinden kaynaklanır. Kimsenin ona girmesi veya müdahale etmesi söz konusu değildir. Hak bunu bana bir vakada gösterdi. Hemen uykumdan uyandım. Daha önce ne kendimden ne de bir başkasından hiç duymadım şu mısralar dudağımdan dökülüyordu. Uykumda Hak bana dedi ki benim sözüm değildi o. Bazen kullarımın içindeyken nida ederim sana. Bazen kendi makamımdayken. İki halde de sen benim yanımdasın. Korunmuş ve sakınılmış elbise içinde. Bir namazdan zekata, zekattan oruca, bir haramdan bir helale, bir helalden bir harama giderken. Bütün bunlarda sen benden hareket edersin. Tıpkı çadırda bulunan çekik gözlü gibi. Keşke insan
ey iman edenler derken Hakk'ın hangi makamdan kendisine oruç tutmayı emrettiğini sadece onun bu toplanmışlıkla muhatap olduğunu bilseydi. Şari şöyle buyurur. Her birinizin her eklemine bir sadaka vardır. Burada peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tek bir insandaki yükümlülüğü genel yapmıştır. Bu durum insanın sinirlerinde böyle ise kulak, göz, dil, el, mide, ayak, cinsel organ, kalp gibi dışının temel organlarını teşkil eden organlarındaki durum nasıldır? Her organ kendine özgü bir oruçla yükümlüdür. Bu bağlamda oruç, bir organın yasaklanmış işlerden geri tutup o işe gitmesine izin vermemektir. Allah size oruç yazıldı buyurmuştur. Bilmelisin ki mümin olman bakımından Allah sana birleştirici hikmet yönünden hitap eder. Bunun amacı sana söylediği şeylerin ayrıntılarını tam olarak öğrenmeni sağlamaktır. Bu sayede bu ibadette Allah'ın senden ne istediğini kesin olarak öğrenirsin. Allah şöyle buyurur. Size orucu yazdı. Yani yapmak ve yapmamanın yasaklandığı her işten geri durmayı size yazdı. Sizden öncekilere yazdığı gibi. Başka bir ifadeyle oruç olması bakımından orucu sizden öncekilere de yazdı. Öncekilere yazılmış olan aynı oruç olabilir. Nitekim bazı bilginler bu görüşe varmıştır. Bizden öncekiler ona bir takım şeyler eklemiş ve onu 50 güne çıkarmışlardır. Onların değiştirdiği hükümlerden biri de budur. Yazıldığı gibi farz kılındı demektir. Sizden öncekilerin üzerine. Onlar daha önce bu hükümle karşılaşan seleflerinizdir. Siz ise oruçta onların halifisiniz. Umulur ki takva sahibi olursunuz. Başka bir ifadeyle orucun yazılmasının hikmeti orucu siper edinmenizi sağlamaktır. Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize orucun bir kalkan olduğunu bildirmiştir. Kalkan ise koruyucudur. Onu ibadet yapmadıkça kalkan yapmak mümkün değildir. Böylelikle oruç içerdiği tenzih yönünden Hakk'a ait olurken ibadet olma özelliğiyle kula aittir. Bu sayede insan orucu kendisine ait saymak iddiasından sakınır ve orucu bu iddiaya karşı kalkan yapar. Çünkü orucun benzeri yoktur. Öyleyse oruç benzeri olmayanındır. Binaenaleyh oruç Allah'a aittir, sana değil. Sonra şöyle der. Belirli günler olarak, günler kelimesi hiç kuşkusuz birinci yazıldı kelimesinin tümlecidir. Çünkü bizden öncekilere neyin yazıldığı hakkında herhangi bir bilgimiz yoktur. Acaba onlara bir gün mü yazılmıştı ki aşuredir ya da onlara günler mi yazıldı? Bilemeyiz. Bize yazılmış olan aydır. Ay ise hilali görmemize göre ya 29 veya 30 gündür. Ayette geçen günler ise 3 ile 10'a kadardır. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in lafzı Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem bize ayların sayısı hakkında verdiği bilgiyle örtüşmüştür. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayın gün sayısını öğretirken iki elinin parmaklarıyla göstererek ki 10 demektir, bir ay şu kadar ki 10 günü kastetmiştir. Şu kadar yine onu kastetmiştir ve şu kadardır demişti. Üçüncü onu ise belirsizleştirmiştir. Başka bir ifadeyle 9 gün mü, 10 gün mü olduğu belirsizdir. 29 mu, 30 mu olduğu. Bir keresinde de belirsizliği sayıya katmamış ve 10 gün demiştir. Allah Teala belirli günler dediğinde şari ayın günlerini onlu olarak saymış ve günleri Allah'ın kelamına uygun olarak zikretmiştir. Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 30 gün demiş olsaydı yemin hadisesinde Hazreti Ayşe'ye ay bazen 29 gün olabilir dediği gibi olurdu. Halbuki peygamber o olayda Ramazan ayının günlerindeki gibi şu kadar dememişti. Buradan Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem kitabında zikretmiş olduğu hususta Allah'ın sözüne uymak istediğini öğrendik. Sonra Allah şöyle buyurmuştur. Sizden kim hasta veya yolcu olursa diğer günlerden belirli bir sayıda tutsun. Burada da günler kelimesi getirilmiş ve sizden kelimesiyle de muhataplara hitap edilmiştir. Bunlar iman eden insanlardır. Hasta, Hakk'ın hapsinde bulunan demektir. Ya da yolcu, Allah'a giden yolda hal ve makamlarda süluk edenlerdir. Yolculuk anlamındaki sefer kelimesi isfardan gelir. İsfar, zuhur ve görünmek demektir. Hakk'a giden yolculuğun sefer diye isimlendirilmesinin nedeni, kendisinde adamların huylarını açığa çıkmış olmasıdır. Böylelikle makam ve hal, Allah'a giden adamlara amel ve davranışının kendilerine ait olmadığını açıkça gösterir, yani isfar.
Onlar vasıtasıyla amel eden gerçekte Allah'tır. Nitekim Allah bir ayette attığında sen atmadın fakat Allah attı buyurur. Diğer günlerden belirli bir sayıda batini yorumda perdelenme vaktini demektir. Çünkü bu vakitler yükümlülüğün zorla kendisini kabul edecek bir yer bulacağı diğer vakitlerdir. Bu gibi hususlar daha önce bu kitapta zikredilmişti, oraya bakılabilir. Sonra Allah Teala şöyle buyurur. Güç yetirenler fidye olarak bir yoksulu doyurmalıdır. Kim gönüllü olarak yaparsa bu onun adına daha hayırlıdır. Oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. Keşke bilseydiniz. Burada Allah şöyle demektedir. Oruç tutabilecek kimseleri oruç tutmayla yoksul yedirme arasında serbest bıraktık. Allah belirli olan bir şeyden ki seçenekler sınırlı olsa bile yükümlülüğe göre belirsiz olana geçmiştir. Allah yükümlünün oruç tutmak veya yedirmeden hangisini yapacağını bildiği halde onu gönüllüye katmıştır. Çünkü her iki davranış da zorunlu değildir. Bunlardan hangisini seçerse seçsin, o şey insan bakımından gönüllü bir davranış haline gelir. Çünkü onu bırakıp diğerini seçmesi mümkündür. Sonra Allah kulu adına orucu seçmiştir. Çünkü oruç kula aittir ve onu tutmak daha hayırlıdır. Çünkü orucun niteliği oruç olmak bakımından benzersizdir. Şöyle denilebilir. Yedirmek de Allah'ın bir niteliğidir. Çünkü Allah el-mut'imdir yani yedirendir. Bu soruya şöyle yanıt verilebilir. Fidye kelimesini zikretmeksizin sadece yedirmeyi söyleseydi öyle olabilirdi. Allah yedirmeye fidye kelimesini bitiştirip tamlama yapınca adeta yükümlülüğe oruç tutmak farz haline gelmiştir. Saygının gereği olarak kendisine farz yaptığı hususlardan başka gerçekte hiçbir şey Allah'a farz yapılamaz. Zorunluluk hükmü altında bulunan kimse hükümdarının esiri olmuş demektir. Onu kurtarmak için fidye belirlenmiş, fidye ise yedirmek olmuştur. Böylelikle Allah burada orucu dikkate almış ve onu insan için daha hayırlı saymıştır. Çünkü oruç Allah'a ait bir niteliktir. Bakınız, Allah şöyle buyurur. Onu büyük bir fidye ile kurtardık. Kastedilen şey yok olma esaretinden kurtarılmadır. Şayet biliyorsanız, burada ise edatı olumsuz anlam bildirebilir. Başka bir ifadeyle, size bildirmemiş olsaydık, siz orucun yedirmekten daha hayırlı olduğunu bilemezdiniz. Bununla birlikte şöyle bir anlam da verilebilir. Sizi serbest bıraktığımız bir hususta daha hayırlı olanı öğrenmek istiyorsanız, işte onu size bildirdik. Başka bir ifadeyle, yemek yedirmenin ve oruç tutmanın derecesini size bildirdik. Sonra Allah-u Teala şöyle buyurur. Ramazan ayı. Ayette Allah'ın Ramazan isminin şehri yani ayı veya şöhreti denilir. Böylelikle Allah bu kelimeyi Ramazan ismi bakımından kendisine tamlama yapmıştır. Bu isim bilinmeyen ve nadiren kullanılan isimlerdendir ki onda Kur'an indirildi. Yani Kur'an başka bir ayda değil oruç ayında tam olarak indirildi. Hidayet olarak yani insanlara açıklayıcı olarak indirildi. Kur'an toplamak demektir. Bu nedenle samadani bir nitelikte seni ve hakkı birleştirmiş ve toplamıştır. Bu özellik ise oruç tutmaktır. Öyleyse oruçta bulunan tenzih hakka ait iken çünkü Allah oruç bana aittir demiştir. Bir ibadet olması bakımından ise sana aittir. Kur'an'ın hidayet olması farklı derecelerine göre ve kendisinden rızıklanmalarına ölçüsünce insanlara açıklayıcı olması demektir. Çünkü herkes bu oruç ibadetinden bir paya sahiptir. Açık kanıtlar. Her şahıs Allah'ın oruçla ilgili hitabında anladığı ölçüde kendine özgü bir kanata sahiptir. Hidayetten bu ilahi açıklayıştır ve Furkan'dan Allah önce seni oruçluluk niteliğinde toplamak anlamındaki Kur'an kelimesiyle birleştirdikten sonra şimdi de Furkan kelimesiyle seni kendinden ayırt etmektedir. İfade ettiğimiz seni kendine ait bir işte oruç kullanması bakımından sen sensin, o odur. Öyleyse oruç, tenzih bakımından sana ait iken, benzersiz bir ibadet olması bakımından ise sana aittir. Böylelikle oruç isminde ortak olduktan sonra Rab ile kul, bu orucun iki ayrı durumunu bakımından birbirinden ayrışmıştır. Sonra Allah-u Teala şöyle buyurur. Sizden kim şehri yani ayı hilali görürse oruç tutsun. Bunun anlamı şudur. Genel içinde tanınan bir nitelikte bulunan kimse onu tutsun. Yani nefsini bu şöhret içinde tutsun. Başka bir ifadeyle horluk, yoksulluk ile onu tenzih etsin ki iftar esnasındaki hazzı ve sevinci artsın.
Hasta olan kimse, meyilli ki hastalık meyildir veya hapsedilmiş demektir. Çünkü hasta hakkın hapsinde bulunur ya da yolcu ise kastedilen ilahi isimlerde devk yoluyla süluk edenlerdir. Başka bir yorumla ise haktan varlıklara yolculuk eden kastedilebilir. Diğer günlerde belirli sayıda tutsun. Belirli bir sayıda tutmak gerekir. Bunlara ne ekleme yapar ne de eksiltir. Allah size kolaylık diler. Yani Allah sizi yükümlü tuttuğu işlerde size merhamet sahibidir. Size güçlük istemez. Güçlük size ağır gelecek işlerdir. Bunu Allah size dinde bir güçlük yaratmamıştır ayeti pekiştirir. Burada kolaylığı belirli getirmiş olması İnşirah suresinde zikredilen kolaylığa gönderme yapar. Yani orada zikrettiğim kolaylığı sizin adınıza istedim. İnşirah suresinde Allah-u Teala güçlükle beraber kolaylık vardır der. Konumuz ilgisi bakımından ise oruç tutmanın güçlüğünün ardından iftar etmek bir kolaylıktır. Hastalık ve yolculuktan kurtulduğunda ise yönel, kendini başka bir ibadete ver ki o da oruçtur. Bunun anlamı onu tamamlama demektir. Ancak Rabbine yönel, yardımını sadece Allah'tan iste. Şeyhimiz Ebu Medyen bu ayet hakkında şöyle derdi. Varlıklardan yorulduğunda ya da uzaklaştığında kalbini Rabbini müşahede etmeye yönlendir ve sürekli olarak Rabbine arzu besle. Bir ibadete başladığında içinden ondan çıkmayı düşünmek yerine keşke tam yapabilsem diye geçir. Sonra Allah-u Teala şöyle buyurur. Sayıyı tamamlamanız için. Tamamlamak, hilali görmek veya ayı 30 güne ulaştırmakla yapılır. Allah'a tekbir etmeniz için. Kastedilen Allah'ın büyüklüğüne tanıklık ve etmeniz ve büyüklüğü ona has kılarak bu konuda büyüklük iddiasında bulunmamak demektir. Çünkü büyüklük sadece Allah'a aittir. Başka bir ifadeyle kolaylık ve zorluğu ona izafe etmekten yüceltiniz. Çünkü Allah yinelerken şöyle der. O kendisine pek kolaydır. Allah ne dediğini en iyi bilendir. Ayeti tevil edip yorumunu Allah'a izafe etmekten sakın. Allah'ı kendi yorumundan yüceltmelisin. Sizi hidayete ulaştırması karşılığında. Yani Allah böyle bir şey yapma imkanı size vermiş, bu ibadetin hangi kısmını kendisinin hak ettiğini ve hangi kısmını da sizin hak ettiğinizi size açıklamıştır. Belki şükrederseniz. Bunu ise karşılığında şükür yapmamız gereken bir nimet saymıştır. Çünkü biz artışı kabul ederiz. Artışı kabul etmek ise eksikliğin en güçlü kanıtıdır. Şükür ise ilahi bir niteliktir. Çünkü Allah şükreden ve bilendir. Bizden ise bu nitelikte artışı istemiştir. Çünkü o şükredendir. Çünkü Allah şöyle buyurur. Şükrederseniz sizi artıracağız. Böylelikle Allah şükrün içeriğiyle onu amelde artıracağımızı belirtmiştir. Allah-u Teala şöyle buyurur. Kullarım beni sana sorarlarsa. Sana sorarlar çünkü sen kapının bekçisisin. Ey Muhammed! Kuşkusuz ben yakınım. Başka bir ifadeyle kullarımı kendisine ortak yaptığım ve gerçekte bana ait olan oruç ibadetine yakınım. Biz onlara oruç tutmalarını emrettik ve bu ibadette kendilerine neyin ait olduğunu bildirdik. Oruç tutan kimse sadece bize özgü bir özellik kazanmış, böylelikle de özel kimselerden olmuştur. Nitekim Kur'an ehli de Allah'ın ehli ve seçkinleridir. Dua edenin duasına karşılık veririm. Fakat basiretle bana dua ederse bunun anlamı şudur. Ey Peygamber! Nasıl ki seni basiretle Allah'a davet eden birisi yaptık, kendisine olumlu karşılık verebilmemiz için bize dua edenin de basiretle dua etmesini istedik ki Allah duama olumlu karşılık vermedi demesin. Öyleyse benim çağrıma icabet etsinler. Yani kendilerini çağırdığım ibadet ve itaate olumlu karşılık versinler. Çünkü ben insanları ve cinleri sırf bana ibadet etsinler diye yarattım. Ben onları peygamberlerimin dilleriyle ve peygamberlerin kendilerine ulaştırdığı indirilmiş kitaplarımda davet ettim. Allah ifadeyi icabet kelimesini istifal babına dönüştüren P harfi yani isticabe ile pekiştirir. Çünkü Allah bizim bu davete direneceğimizi ve kendisine olumlu karşılık vermekten uzak duracağımızı bilir. Benim için yani benden dolayı benim nezdimde bulunanları elde etmeyi umarak bunu bilemezsiniz. Öyle bir durumda benim kullarım değil, nimetinin kulları olurdunuz. Onlar isteyerek veya istemeyerek benim kullarımdır ve bundan ayrılmaları söz konusu değildir.
Sonra Allahu Teala şöyle buyurur: "Bana iman etmeniz için bana dua ettiklerinde kendilerine olumlu karşılık vereceğimi tasdik ederler. Bana inansınlar yoksa kendilerine değil. Çünkü Allah'a değil de kendine iman eden bir insan imanına hak ettiği şeyi vermemiş demektir. Bana iman ettiğinde ise işe hakkını vermiş sayılır. Böylelikle her şeye hakkını verir. Söz konusu olan bütün rivayetleri tasdik eden kimsedir. Kendine iman eden insan aklının verisine iman etmiş demektir. Benim kendisine inanmayı emrettiğim şey ise delille çelişir ve teşbih ile tenzih arasında gider gelir. Kendisine iman eden insan bazı şeylere inanırken ya tevil ederek veya reddederek bir kısmını inkar eder. Tevil eden kişi kendi aklına inanmıştır, bana değil. İçinden beni benden daha iyi bildiğini iddia eden kimse ne beni bilmiş ne de bana iman etmiştir. Böyle bir kişi kendimle ilişkilendirdiğim hususlarda en güzel ifadelerle beni yalanlayan bir kuldur. Kendisine sorulursa şöyle der: tenzihi amaçladım. Yani tenzihini amaçlayarak yani tevil ettim. Gerçekte bu kendisindeki büyüklük duygusu nedeniyle nefsin övünmesinden, bağımsızlık istemesinden ve peygambere uymaktan uzaklaşma arzusundan ibarettir. Belki onlar doğruya ulaşır. Başka bir ifadeyle, doğru yolu gördüklerinde onu yol edinen başarıya ulaştırılmış kişilerin yaptığı gibi doğru yolu tutarlar. Bu sayede bu yol onları ebedi mutluluğa ulaştırır. Bu durumda ebedi mutluluk kendisine dua ettiklerinde Hakk'ın kendilerine olumlu karşılık vermesinden ibarettir. Yollarının sonu nefslerinin kendisiyle sevineceği şeylerdir. Bu ise günün başından sonuna kadar yeme yasağının helal kılınmasından ibarettir. Allah-u Teala şöyle buyurur: oruç gecesi size helal kılındı. Başka bir ifadeyle orucun kendisinde sona erdiği gecede size helal kılındı. Yoksa oruçlu olarak sabahladığınız gece kastedilmemiştir. Öyleyse oruçluluk Ramazan bayramı gecesine kadar size eşlik edecek bir niteliktir. Oruç gecesi geleceğe izafe edilmiş olsaydı Ramazan bayramı gecesi onda bulunmazdı. Çünkü insan bayram gecesi oruçlu olmazsın. Oruçlu olsaydın günahkar olurdun. Ramazan'ın ilk gecesinde bu gerekmez. Çünkü yemek ve benzeri şeyler bundan önce helaldir. Öyleyse hüküm devam etmektedir. Bu nedenle ayette geçen geceyi tutulmuş oruca bağladık. Kadınlarınıza yaklaşmak ayetinde geçen refes cinsel ilişki demektir. Burada Nisa kelimesi zikredilmiş. Eşleriniz veya başka bir kelime gelmemiştir. Çünkü Nisa kelimesinde bulunan bir anlam bu kelimelerde yoktur ki o da gecikme anlamıdır. Kadınlar gecikme anlamındaki Nisa, oruçluyken gece vaktine kadar cinsel ilişkinin hükmünden geride bırakılmışlardır. Gece olduğunda ise bu geciktirmenin etkisi helal yapılmasıyla ortadan kalkar. Adeta şöyle der: sizin kadınların ve cinsel ilişkiye girmenizin helal olduğu cariyelerinizin geride bırakıldığı işe başlayabilirsiniz. Onlar sizin için elbise ve siz onlar için bir elbisesiniz. Başka bir ifadeyle aranızdaki ilişki oruç tutarken bizi elbise edinmeniz gibi değil, elbise benzeşmenin ve ilişkinin göstergesidir. Geçerli bir ilişkidir. Kastedilen şey oruç tutarken Allah'a ait bir nitelikle oruçluluk yani oruçlulukla nitelenmektir. Öyleyse siz kulumun kalbi beni sığdırdı derken benim için bir elbise olmadığınız gibi ben de Allah her şeyi ihata etmiştir derken sizin için bir elbise değilim. Çünkü elbise kendisini giyeni kuşatır ve örter. Allah sizin nefislerinizi kandırdığını bilir. Burada kullanılan tahtanune ihanet kelimesinden gelir. Çünkü ben size sunduğum emaneti kabul ederken size tanıktım. O emaneti taşıyan hakkında zalim ve cahil dedim. Kendisine zalimdir. Çünkü emaneti yüklenen insan emaneti yüklenirken Allah'ın kendisi hakkındaki bilgisinden habersiz olduğu gibi bir şeyi yüklenmiştir. Cahildir çünkü emanetin değerine ve onu üstlenip de emanete hiyanet edenlerin karşılaşacakları kınanmadan habersizdir. Cahil kör ve yolunu şaşırmıştır. Bu nedenle ayağını nereye koyacağını bilemeyeceği gibi ayağını nereye koyduğunu da göremez. Allah şöyle buyurur: Allah kendi kendinize hiyanet ettiğinizi bilmekteydi. Kastedilen İnsanların kendilerine bir takım şeyleri yasakladıkları esnada Allah'ın onu bilmesidir. Bu nedenle tövbenizi kabul eder.
yani size döner ve sizi bağışlar. İbn Arabi burada af kelimesinin sözlük anlamından hareketle farklı bir anlam vermektedir. Yani helal kılma vaktinden ki gecedir, size helal kıldığı az bir kısımla size döner. Bunu az saymıştır. Çünkü Ramazan'ın gecelerinde de mescitte itikafa giren insan için görüş birliğiyle bu yasak sürer. Mescidin dışında itikafa girenler ve visal orucu tutanlar hakkında ise görüş ayrılığı vardır. Şimdi onlara yaklaşabilirsiniz. Kastedilen Ramazan'daki iftar vaktidir. Allah'ın size yazdığı şeyleri arayınız. Allah'ın size farz kıldığı şeyleri arayıp öğreniniz. Bu bilgi vasıtasıyla ayette belirtilen her şeyi yaparsınız. Yiyiniz ve içiniz. Ayet, nefsin sahibi üzerinde bulunan yemek ve içmek gibi haklarını vermeyi emretmektedir. Ta ki beyaz ip siyah ipten ayrışıncaya kadar. Beyaz iplik aydınlığın başlamasıdır. Siyah iplik ise gecenin dönmesidir. Fecir yani yarılma ortaya çıkma ise ışığın ufukta ortaya çıkmasından dolayı böyle isimlendirilmiştir. Sonra orucu geceye kadar sürdürün ve mescitlerde itikaftayken kadınlarınıza yaklaşmayın. Bu durumdaki insanlara cinsel ilişki yasağı korunmuştur. Visal orucu tutmaya niyetlenmiş insan için ise aynı zamanda yeme ve içme yasağı geceye rağmen sürer. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Visal yani birleştirme orucu tutan kimse seher vaktiyle birleştirsin. Seher ışık ve karanlığın karışımıdır. Burada Peygamber iki fecir arasında yani uzun ve dairesel fecirler arasındaki kurt kuyruğuna benzetilmiş fecrin ortaya çıkmasını kastetmiştir. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Bunlar Allah'ın size sınırından durmanızı emrettiği sınırlardır. Onlara yaklaşmayınız. Sınırlara yaklaşmayın ki onların ardına gitmeyesiniz. Burada Allah'ın bir lütfu ve inayeti olarak zevk yoluyla bu bilginin verildiği kimselerin bilebileceği kapalı bir sır vardır. Bu bilginin verildiği kişilere örnek olarak Hızır ve benzerlerini verebiliriz. Bazen yerleştikten sonra ayak böyle bir bilginin makamından kayar ve kötülüğü tadar. İşte Allah ayetlerini insanlara böyle açıklar. Ayetler kanıtlar demektir. Allah kanıtlarını insanlara açıklar. Onlar da bunlardan öğüt alır. Umulur ki sakınırlar. Kanıtları taklide ve bilgisizliğe karşı bir kalkan edinirler. Mukallit, Rabbinden gelen bir kanıta sahip olmadığı gibi aynı zamanda kendi düşüncesinden kaynaklanan bir kanıta da sahip değildir. Allah kanıtları kalkan edinmeyi beklenti olarak zikretmiştir. Çünkü Allah'ın ihsan ettiği bir kanıtla delillendirilene ulaşan her insana o bilginin gereğiyle amel etmek nasip olmaz. Bu durum söz konusu bilginin gayesi ameli gerektiren ilim olduğunda böyledir.